Merhaba, ben Feray Polat. Ziraat mühendisiyim. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nde raporlama ve denetim uzmanı olarak çalışıyorum. İyi Pamuk standart sisteminde küçük ve orta ölçekli üretici birimler altında gruplandırılan çiftçiler grup sertifikasyonu şeklinde lisanslandırılır. İyi Pamuk standart sisteminde çiftçileri üretim alanı büyüklükleri ve işçi istihdam durumlarına göre farklı kategorilere ayırıyoruz. Üretim alanı büyüklüğü 200 dekara kadar olan çiftçilere ve aynı zamanda bir yıl boyunca sürekli işçi çalıştırma ihtiyacı olmayan çiftçilere küçük ölçekli olarak gruplandırıyoruz. Eğer üretim alanı büyüklüğü 200 dekardan ve 2000 dekardan küçükse ve aynı zamanda bir yıl boyunca sürekli işçi çalıştırma ihtiyacı duyuyorsa bu çiftçileri de orta ölçekli çiftçi olarak gruplandırıyoruz. Daha sonra çiftçileri hem bu kategorilere hem de üretim yörelerine göre gruplandırıyoruz ve bu gruplara üretici birim adını veriyoruz. Bu gruplandırmayı yapmanın amacı ise aynı yörede bulunan çiftçilerin ziraat mühendislerince kolay takip edilebilmesi, sorunlarına ortak bir çözüm getirilebilmesi, eğitim ve denetim faaliyetlerinde kolaylık sağlamasıdır. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler için İyi Pamuk standart sistemi ücretsizdir. Tüm maliyetler İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ve uygulama ortakları tarafından karşılanır. Eğer bir çiftçinin pamuk üretim alanı tek ÇKS'de 2000 dekardan fazlaysa bu çiftçiler de büyük çiftçi olarak adlandırılır. Büyük çiftçilerin lisanslandırması bireysel olarak yapılır ve tüm denetim maliyetleri kendileri tarafından karşılanır. Büyük çiftçiler herhangi bir üretici birime dahil olmazlar ve üretici birim altında lisanslandırılmazlar. İyi Pamuk standardının diğer sürdürülebilir tarım standartları ile eş zamanlı olarak yürütülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer çiftçiler başka bir standarda daha dahil olmak isterlerse, gereklilikleri sağlayabildikleri sürece İyi Pamuk projesinden çıkmalarına gerek yoktur.